Herkese tekrardan selam. Tonguç Akademi'nin 9. sınıf kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Ramazan'da bir ders çalışma günlüğü sunuyorum. Umarım video hoşunuza gider. İkinci dönem birinci yazılarım bitmesiyle birlikte Ramazan hızlı bir şekilde geldi. Hatta bizim birkaç yazılımıza da denk gelmiş oldu. Bayağı hızlı bir şekilde geçiş yaptık yani bu döneme. Bu arada ikinci dönem notlarınız da hani yavaş yavaş açıklanmaya başlanmıştır. Kimisinin başlamamış, kimisinin de tamam açıklanmış olabilir. Bu süreçte benim de notlarımın hani çoğu açıklandı neredeyse. Benim de notlarımın çoğu neredeyse açıklandı. Ve genel olarak hepsi hani beklediğim gibi. Ama tabii ki benim de beklediğimin altında gelen sınavlarım var. Ve ben bu ikinci dönem sürecinde hatta bu Ramazan ayı belki de bir fırsat olabilir. Daha çok o derslere yoğunlaşmayı planlıyorum. Yani sizlerin de hani kimi beklediğiniz dersiniz beklentinizin altında gelmiş olabilir. Çalışmanızın karşılığını alamamış da olabilirsiniz. Ama unutmayın ki her zaman bir umut var. İkinci yazılar da var sonuçta. Hani pes etmeyin, düzeltebilirsiniz. Bu şekilde minik bir moral konuşması yapmış oldum. Şimdi bu videoda biraz yoğun bir program izlemeyi düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Çalışmak istediğim dersler... İlk olarak matematikle çalışmaya başlayacağım. Matematikte oran orantıya geçtik ve okulun üzerinden bir konantımı dinlemek istiyorum. Ondan sonra da test çözerim. Ardından bugün tarih dersinde çalışmak istiyorum ve fizik dersine bakacağım. Umarım verimli bir çalışma olur. Ramazan haliyle bir hayli acıktım ben de. Saatlerimiz bu arada şu an şöyle hemen bakalım. 5'i gösteriyor. Işıklar gitti. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi ilk önce matematikte ters orantı, doğru orantı konusuna bakacağım. Bu konuyu zaten biz ortaokulda da işlemiştik. O yüzden hani çok da zor gelmedi. Her neyse o zaman hızlıca bir konantımı dinlemeye geçelim. Evet, şimdi matematikten konantımı tamamladım. Hatta konantımdan bu şekilde notlar da çıkardım. Konantımda oran orantı özellikleri ve doğru orantıyı bitirdim. Ama bayağı kapsamlı bir şekilde oldu. Şimdi hızlıca soru çözmek istiyorum. Zaten iftar vakti de yaklaşıyor. Kalan çalışmamı da iftardan sonra devam edeceğim. O zaman şimdi iftara kadar hemen bir test çözelim. Evet, matematik çalışmamı tamamladım. Sizlere bahsettiğim gibi oran orantı özellikleri ve doğru orantıdan bir konantım dinledim. Konantımı dinlerken zaten örneklerde çözmüştüm. Onun dışında ayrıyetten de 0'dan 9'a kitabından yine soru çözümü yaptım. İftar da yaklaşık böyle 15-20 dakika kaldığı için çalışmamı burada kapatıyorum. Kalan çalışmaya da iftardan sonra devam edeceğim. Evet, akşam yemeğimi yiyip geldim. Böyle bir artıdan bir enerji geldi. Hep böyle oluyor. Hani okuldan geldiğim zaman genelde yaptığım çalışmalar Ramazan'dayken çok verimli geçmiyor açıkçası. Hani aç olduğum için
verim biraz daha az olabiliyor. Bunun için ben genelde hemen iftardan sonra böyle belki de 10-15 dakika ara verdikten sonra tekrardan çalışmaya başlayabiliyorum. Bu Ramazan'da zaten hani çalışma saatinizi belirlemek çalışma unsurlarından en önemli bölüm sanırım. Ben de hani genelde okuldan geldiğimde değil de okuldan geldikten sonra dinlenip iftardan sonra sıkı bir çalışmaya başlayabiliyorum. Şimdi ise hızlıca fizik çalışmaya başlıyorum. Fizikten bu arada 4. üniteden çözeceğim. İş, güç ve enerji konusundan çözmeyi planlıyorum. Zaten hani sizlere konu başlıklarını böyle videoda göstereceğim. O zaman hızlıca fizik çözmeye başlayalım. Şu an ben bu şekilde iş ve güçten ufak testlerden böyle konu testlerini çözdüm ve bundan sonra da bir tarama testi var böyle genel bir 10 soruluk sanırım. Hızlıca o testi de çözmek istiyorum. Böylece iş güç enerji konusunu tamamen kavrarım. Evet, size bahsettiğim fizik testini çözdüm şu şekilde. Buradan bir yanlışım çıktı benim. O yanlışımı zaten bir tekrar ettim. Fizik çalışmamı da burada kapatıyorum ve son olarak da tarih çalışacağım. Genel olarak çalışma programı ayarladığımda eğer bir sayısal koyuyorsam bir tane de sözel koymaya çalışıyorum. Hani full sayısal ya da full sözel üzerine ilerlemek istemiyorum. Dengeli bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Bugün de mesela iki sayısal bir sözel olarak ilerlemeyi planladım. Ve şimdi de son olarak tarihten çalışacağım. Şöyle tarihte kitaptan nereden kaldığıma baktım ve Türklerde askeri kültürden çözmemişim. Ve onun devamında birkaç tane daha test var. O testleri çözmek istiyorum. Bu arada tarihte 4. ünitedeyiz ve bence 4. ünite eğlenceli. Yani böyle kolay bir ünite. Birkaç nokta ezberledikten sonra oluyor. O zaman şimdi de hemen tarih çalışmaya başlayalım. Çalışmamda sana geldim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu şekilde sizlere Ramazan'da nasıl bir ders çalışma programı izliyorum biraz bundan bahsettim. Ve çalışmamı sizlere göstermiş oldum. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sizler de yorumlarda işte sınav notlarınızdan ya da Ramazan'da nasıl bir program izlediğinizden bahsedebilirsiniz. Umarım video çok hoşunuza gitmiştir. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.